Bakın, bu çok iyi bir şey. Sudan arındırılmış denizin tabanını gördüğümüzde Girit, Karpados ve Rodos. Şurada bakın bir derin bir çukur var. Evet. Burası Afrika, ondan sonrası da Ege ve Anadolu. Afrika kıtası burada yavaş yavaş Ege'nin ve Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Tam şurada Akdeniz'in en derin yeri var. 4500 metre. Elimle gösterecek olursam şöyle daldığı yerdeki çukurluk burası. Hani coğrafya derslerinde öğretirler. Evet. Mariana çukuru derler. Mariana. 11 bin metre. Evet. Bizde 4500 metre burası. Eğer depremler olursa 9'a yakın depremler burada olur. Ha. Burası Japonya gibi, burası Şili gibi, burası Endonezya gibi, burası Filipinler. Tsunami olabilir değil mi hocam orada? Tabii. Tarihsel olarak da var zaten. Hı hı. Çok büyük tsunamiler de var. Buradaki tsunamiler Mısır'a kadar gidiyor. Hı. Akdeniz içinde. Birinci derecede tsunami bölgesi Pasifik ama ikinci derecede Hint Okyanusu ve Atlantik değil. Akdeniz. Dünyanın ikinci tehlikeli yeri Akdeniz. Ve burada öyle depremler var ki şu Girit Adası'nın batısında sanıyorum 363 depreminde bir deprem oluyor. Kıyı 9 metre yükseliyor. Ben Endonezya'ya gittiğimde adaların 3 metre yükseldiğini görmüştüm ama 9 metre safsata değil, gidip görüyorsunuz eski kıyı izlerini. Orada görme şansınız var. Dolayısıyla bizim için en tehlikeli burası. Hmm. Güneybatı Anadolu deprem ve tsunami açısından bir şey daha. Burada volkanlar var. Volkanları soracaktım zaten. İnsanlık tarihi içinde faaliyete geçmiş volkanlar var. Bir Atlantis hikayesi. Nereden çıkmış? Buradan. Evet. Girit'teki bütün medeniyetleri yok eden tsunamiler var. Hatta Datça'da, Fethiye'de kumsala girerken parmağınızda avuçun içinde pomza taşları var. Evet. Volkanik küller var. Onlar yüzerek gelmiş. Özellikle Yunan adalarında Santorini'ye gittiğiniz zaman zaten volkanik yanardağının şeyi. Aynen. Peki burası mesela hocam şeyi etkiler mi? Akdeniz'in ve Ege'nin o kıyılarını çok rahat. Bizi çok rahat etkiler mi? Tabii tabii etkiler. Tsunamiler kıtalar arası gezebilen. Hı hı. Karşı kıyıya gider, geri dönebilir. Bu Marmara için de öyle. Şimdi Marmara için de yanlış algılama var. Hı hı. Marmara'da tsunami olmaz diye. Bu doğru değil. 2-3 bin yılı içerisinde 30'a yakın tsunami var. Öyle tabii, mi? Tabii. Biz 99'da hatırlayın, hepimiz kıyılarda konakladık. Evet. Yani herkes gitti tabii. Hepimiz gittik, kıyılara gittik. Yani hani insanların çoğu orada yanlış bir davranıştı. Yanlıştı değil mi? Tabii. Ardından büyük bir deprem olsa, tsunami olsa kıyıdaki bütün insanları denizin içerisine çekebilir. Hocam en yakında İzmir'i yaşadık aslında. Aa, en güzel örneğini güzel. İzmir'de tabii, gördük. Tsunami. Tabii. Yani olmaz denilen yerde tsunami. 2 metre güzel boyunda dalgalar bütün yatları, gemileri evet limanda sürükledi. Evet. Seferihisar bütün siz içeriye girdiler depremin, değil mi? Onu tabii tabii. Evet. Depremin Ekim'de değil de Ağustos'ta olduğunu düşünebiliyor musunuz? Evet. Kıyılar insan dolu. İnsan doluydu ve Seferihisar Urla o içerisinde bütün çarşı içerilerine kadar suyla dolmuştu yani insanlar evlerinde hasar kaldılar ve çıkamadılar. Ve bunlar göz ardı ediliyor. Sizin söylediğiniz gibi unutuldu. Sisam değil de Amargos Adası var. 1956'da deprem oluyor. Benim baktığımda kayıtlarda 15 metrelik tsunami dalgası var. Yükseklik olarak. Yani bunlar tarihsel süreçler hep göz ardı edilmiş. Şimdi şunu